Televizyonumuzun sesini kısabilir miyiz Hoş lütfen? bulduk efendim. Teşekkür ederim. Alo. Buyurun efendim. Evet, sizi dinliyoruz sizi. Buyurun. İyi günler efendim. Hocam, İyi günler. Selamun aleyküm. Hocam, hanımım nane bıyık hasta. Asker enfeksiyonu diyorlar. CRP'si 15-38. Ne? Bir daha dinleyebilir miyiz? Glikoz 174. Üresi 38. CRP 15-38. 09, alt 52. Sodyum 141. Şimdi bakın, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tahlillerinizi bir tarafa koyun. Ben tahlil seven bir doktor değilim. Tahlili bir tarafa koy. Şikayetini söyle. Buradan okuduğum, nefesim daralıyor hocam, diyorsun, uyuyamıyorum. Hocam, başka şikayetin var mı? Devlet hastanesinde yetişen yaptı, tabut oldu, geldi, ilaçlar verdiler bize. Bu ilaçları kullanıyor, hasta sabaha kadar uyku uyuyamıyor. Nefesim daralıyor, hala boğazımı sıkar bir hale geliyor diyor. Onun için sabaha kadar bugün 4 gündür uyku uyuyamıyoruz. Onun için sizden bir yardım bekliyorum. Asker enfeksiyonu diyorlar. Hasta olan eşi, karısı. Eşi mi? Solunum yetmezliği. Peki, şimdi eşinin nefesi daralıyor. Başka bir hastalığı yok mu eşinin? Yok efendim. Bunu aşağı yukarı 1,5-2 senedir hastanede yatıyor geliyor. Ne? 1,5-2 yıldır hastanede yatıp geliyor. Neydi? Ne şimdi hastanede yatıp çıktığına göre bir hastalığı var demektir. Nedir o hastalığı? Hocam burada hastanenin yazmış olduğu tabur ciddi bir rapor var. Onu söyler misiniz? Söyle istiyorsan. Nefes darlığı, ateş şikayeti olan hasta atik, astım atik servisi yatırılmıştır diyor. Bu şekilde. Evet. Peki. Demek ki astım dediğine göre akciğer hastası. Tansiyonu var mı eşinin? Tansiyonu da... Efendim? Yok efendim. Tansiyonu. Şeker hastalığı var mı? Şeker hastalığı var, 174 diyor. Tamam, yok yani şeker hastalığı, öyle mi? Var, 174. Peki, olarak 174 olarak. 174 mü? Evet, glikoz 174. Glikoz 174. Peki, evet, açlık, hocam. Bu şeker açlıkta mı bakılan 174? Hastanede yapılan ölçümler açlıkta hocam, açlık. Açlıkta, peki daha önce de bakıldığı zaman yüksek çıkıyor muydu şeker? Aynı hocam, daha... Gittikçe yükseliyor hocam. Yükseliyor. Demek ki eşiniz şeker hastası. Şeker hastalığı evet. Olduğuna göre şekerle hastalıkla ilgili ilaç alıyor herhalde, verdiler herhalde, değil mi? Hocam şu diyet formül kullanıyor. İlaç ismi söylemeyin. İlaç ismi söylemeyin. İlaç ismi söylemeyin. Demek ki alıyor, tamam. Bir kere onu tespit ettik. Eşiniz şeker hastası, bu bir. İkincisi, sık sık akciğer şikayetleriyle hastaneye yattığına göre demek ki akciğerleri de hasta. Yani bir şeyler geçiriyor. O zaman hem akciğer hastalığı hem şeker hastalığı olduğu zaman, yani demek ki şeker hastalığı zaten en çok damar sertliği yapan hastalıktır. Damar sertliği de var, akciğer hastalığı var. O zaman eşinizdeki hastalığın ismi deminden beri söylediğimiz aralı sırada KOA dediğimiz hastalıktır. Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı. O zaman da nefes darlığı olması tabii olabilir ama KOA ile ilgili, akciğerle ilgili nefes darlığını engelleyen birçok ilaç var. Bunların verilmesi lazım. Veriyorlar mı vermiyorlar mı bilmiyorum. Onları alırsa daha rahatlar. Şekeri de ayarlı giderse, çünkü şeker 170'lerde 200'lerde olursa o zaman denge olmaz. Denge tutturamaz. Onun için dengede olmayacağına göre o ilaçları muntazam alırsa, bir de periz yapması lazım. Tansiyonu olan bir kişi, şeker hastalığı olan bir kişi hem şekerle ilgili periz hem de tansiyonla ilgili tuz perizi yapması lazım. Bunlar yapmıyorsa ilaç hikaye. Birinci tedavi diyettir bu hastalıklarda. Bunları da yaparsa eşiniz rahatlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.